Selamünaleyküm sevgili Akit TV izleyenleri, bir Siyasetin Nabzı programında daha birlikteyiz. Evet, siyasetin nabzını tutacağız, ölçeceğiz. Burada da bu pazar akşamı da sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki Abdurrahman Dilipak hocamız, duayen gazeteci, yazar Abdurrahman Dilipak hocamızla birlikte. Ve yine her zaman olduğu gibi birbirinden kıymetli konuklarımız var. Bu akşamın konuklarını sizlere tanıtalım. Erol Şekerci, hoş geldiniz üstadım. Ve Hamza Türkmen, Hamza abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Evet, bu akşam sevgili izleyiciler, seçime doğru giderken aslında ülkemizdeki bu terör konusunu biraz masaya yatıracağız ilk bölümde. Seçime terörle gidiyoruz maalesef. Bölgedeki durumla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Ve ben sözü hemen tabii konuyu daha iyi açalım, daha iyi size aktaralım diye sözü Abdurrahman hocama bırakacağım. Onunla bir girizgah yapalım. Ardından konuklarımızla birlikte konuyu değerlendiririz. Buyurun hocam. Evet, yani ilklerin yaşandığı bir seçime doğru gidiyoruz. Bir de terör olayı oldu. Bugünlerde her gün çok değerli ama bir hafta tamamen bloke oldu. Cumhurbaşkanı yurt dışı seyahatlerini erteledik ki bu hafta 3 ülkeye gitmesi gerekiyordu. Türkiye'nin görünmeyen bir gündemi daha var. Seçimden hemen sonra G20 süreci başlıyor. Antalya'da 20 ülkenin liderleri buluşacaklar. Hem Türkiye ile ilişkiler, hem bölge, hem de dünya sorunları tartışılacak. Yani Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Japonya'nın talepleri var. Bir sürü gündemi var Türkiye'nin. Türkiye dünya politikasının tartışıldığı mihver, eski tabirle mihver ülkelerden biri. Türkiye'nin geleceği, aynı zamanda Suriye'nin, Irak'ın geleceğini de etkiliyor. İran-Rusya ilişkileri Suriye'deki savaşın yönünü etkiliyor. Dolayısıyla bu seçimin sonuçları aynı zamanda dünya politikası açısından da, sadece bölge politikası açısından değil, çok önemli, etkili olacak. Düşünsenize AK Parti seçimi kaybediyor. Yeni bir koalisyon hükümeti doğuyor. G20'deki Türkiye'nin durduğu nokta çok ciddi bir ağırlık noktası. Yani biz kendi ağırlığımızla doğrudan dünya dengesini etkileyemeyiz. Ama ince ayarlar noktasında dünyadaki var olan dengeler açısından Türkiye'nin durduğu yer çok önemli. Ve bugün bana kalırsa AK Parti'nin durduğu yer, Türkiye'nin pozisyonu dünya barışı açısından, İslam dünyasının geleceği açısından, Arap-Afrika dünyası açısından son derece önemli. Balkanlar, Kafkaslar. Eğer Türkiye'deki bir denge kayması olursa bu sadece Türkiye'nin göreceği kayıp olmayacak. Bu aynı zamanda bu Orta Doğu denilen, İngiltere'den bakıldığında bölgenin, Orta Doğu denilen bölgedeki kayma Afrika, Asya, Avrupa dengesinde, bu denge de aynı zamanda Atlantik ötesi dengeyi radikal şekilde etkileyecek. Yani 1 Kasım seçimleri Türkiye'de sadece iktidar seçimi değil, dünyanın bundan sonraki siyasi geleceği açısından çok belirleyici olacak. Yani bir hafta sonra 25 Kasım'da biz bir program daha yapacağız. Ondan sonraki haftaki program seçimi burada takip edeceğiz. Seçim bitiyor ama hala siyasiler sahaya çıkabilmiş değiller. İlk çıktıklarından hemen sonra bu olay yaşandı ve bu olayın burada durmayacağı da tahmin ediliyor. İnşallah gelen günler geçen günleri aratmaz ama hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu olayın öncesi, olayın gerçekleşmesi ve sonrasındaki gelişmeleri çok yakinen takip etmek gerekiyor. Şu anda toplum bana kalırsa daha sağduyulu hareket ediyor. Sokağa çağırma ya da eylem çağrıları cevapsız kaldı. Bazı gerçekleri anlamak için bu eylemin doğru okunması ve bundan doğru sonuçlar çıkartılması gerekir. Aksi halde bu kan ve gözyaşı, bu trajedi devam edebilir endişesi taşıyor. Evet. Siz ne dersiniz Hamza Hocam? Devam herhalde, yani Türkiye'deki seçimin sadece Türkiye'yi etkilemediğini söyledi Abdurrahman Hocam. Ve herhalde bombalar bunun için patlıyor. Bölgedeki terör o yüzden tırmandırılmaya çalışılıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz meseleyi? Yani tabii ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede
İtilaf devletleri, yani egemen kapitalist güçler bir denge tasarladılar. Ve o tasarım içinde ulus devletler kuruldu. Türkiye de onlardan birisi. Yani bu bir vesayet demektir. Küresel vesayetin içimizde yerel vesayet güçleriyle devam eden bir statüko içindeyiz. Oysa bu statüko içinde yaşayan bir ümmet var. Bunun tarihi kökleri var. Zaafa uğramış. Ama onu görüyoruz ki bu ümmet yeniden kendi köklerine ulaşmak ve özgünlüğü yakalamak cehdi içinde. Bu anlamda da Arap Baharı'nda özellikle Türkiye model ülke olarak gösteriliyordu sürekli analizlerde. Yani nedir Türkiye'nin model olması? Yani vesayet konusunda halkını uluslaştırma, batılılaştırma, garplaşma konusunda bir model mi? Hayır, buna zaten herkes öfkeli. Önemli olan bu vesayet sisteminden kurtulma, özgünleşme, tekrar kopan ellerimizi birbirine uzatma, ellerimizi birbirine birleştirme süreci var. Yani Türkiye'nin özgünleşmesi, yerel ve küresel vesayetten uzaklaşması süreci vardı. Bugün 7 Haziran seçimleri ile 1 Kasım'da yapılacak seçimleri, Gezi olayları 2003'te Mayıs-Haziran ayında başlatılan Gezi olayları kalkışmasından, hatta küresel güçler açısından Mısır'daki 2013 Haziran Temerrüt Hareketi'nden, ki peşinden askeri darbe gelmişti, bunlardan ayrı düşünemeyiz. Yani statükoyu devam ettirmek isteyen yerel güçler var, bir takım burada baronlar var ve artı Türkiye'nin özgünleşmesi, ümmet coğrafyasına örnek olması, yeni bir kimlik aşılaması, bir alan açması ve bir nevi ümmet coğrafyasında yaşanan tüm acıların, dramların sözcüsü pozisyona gelmesi ister istemez emperyal güçleri rahatsız ediyor. Yani bu güçlerin burada bizi garplaştırmak, batılılaştırmak isteyen yerli ayakları da var. Dolayısıyla ben 1 Kasım seçimini yine de kimliksel aidiyetleri ifade etmek, reel siyaset içinde anayasa gereği çok mümkün değil ama en azından sosyolojik olarak şunu söyleyeyim. Yerli olan, yerli olanı üretmek, özgünleştirmek isteyen blokla, batılılaşmak isteyen, bizi küresel vesayetin buradaki ajantası yapmak isteyen güçler karşı karşıya gelecek. Türkiye'de olup biten son günlerdeki özellikle Ankara bu suikastını, katliamında bununla bağdaşık olarak değerlendirebiliriz. Yani Türkiye üzerinde değil, sadece Orta Doğu üzerinde bir ameliyat yapmaya çalışıyor. Yeniden bir tasarım kurmaya çalışıyor. Yani buradaki düzenini yenilemek istiyor batılı güçler. En azından bunu Suriye üzerinde görüyoruz. Yani NATO güya IŞİD'i bombalayacaktı. İlk defa ATME'yi gitti bombaladı. Yani direnişçi güçlerin olduğu, Suriye halkın olduğu yeri bombaladı Amerika. Yine Rusya, ben IŞİD'e karşı cephe açıyorum diye kendi meclisinde karar aldı ve hemen kalkan uçaklar, rastgele kalkan uçaklar bugüne kadar 57 tane saldırı yaptılar. Bu 57 saldırının sadece 4'ü IŞİD'e ait, diğerleri tamamen sivil halka ve direniş güçlerine ait. Yani çok açık olarak birbirine menfaat icabı Suriye'de karşıt gözükse de ama bölgenin halkına, bölgenin özgünleşmesine ve İslami direnişe karşı, İslami özgünlüğe karşı açıkça Amerika'nın ve Rusya'nın Suriye yüzüne işbirliği yaptığını görüyoruz. Şimdi burada dün, evvelki gün bu İsmail Yaş'a aktarmıştı. Katar El Arab gazetesinin baş yazısı da şu cümle yer alıyordu. Diyor ki, Türkiye ve halkı İslam ümmetine destek olan tavırlarından dolayı bedel ödettiriliyor. Bu tarzda birçok Suudi Arabistan'da, Mısır,
Tunus gazetesinde yazılar çıktı. Yani Türkiye nasıl okunuyor? Ümmetin sesi, ümmet coğrafyasında ezilenlerin aşağı yukarı tek sesi olma pozisyondaki bugünkü hükümet ve Tayyip Erdoğan imajı bizatihi uluslararası güçler, yerli baronlar ve kullanılan IŞİD veya PKK tetikçileri tarafından takip edilmeye çalışılıyor. Yani böyle çok ciddi hem yerel hem küresel bir kuşatma, bir satranç tahtası ile karşı karşıyayız. Bu olayda halkın, olayı izleyenlerin kafası karışmaması için gerçekten tasnifli konuşmamız lazım. Bence en önemli tasnif de bu halktan yana, çevreden yana olanla kapitalist, küresel merkezden yana olanların bir didişmesi var. Bence bu seçim büyük ölçüde bu iki merkezin, yani kapitalist merkez ve onun işbirlikçileriyle, bugün kapitalizm derken sadece Avrupa ve Amerika'yı kastetmiyorum. Bugün kapitalist ekonomi formunu en fazla iştahla Çin ve Rusya temsil ediyor. Kendi aralarında ihtilaflı gözükseler bile ama aynı, tek bir perspektifleri var. Bu kapitalist merkeze karşı çevrenin, halkın ve ümmetin sesi olma doğrultusunda bir çevre var. Çevreyle merkezin çatışması olacak. Burada tabii ki çevrenin sesi olabilmek, çevrenin haklarını dile getirebilmek çok önemli. Bu önemli fonksiyonu gerçekten her adalet sahibi, her erdem sahibi gündeme getirmeli ve erdemi savunmalı. Evet, evet. Peki Erol Bey, hani aslında patlayan bombaları, terör faaliyetlerinin hani arkasındaki gücü aramamak gerekiyor. PKK, DAEŞ veya DHKPC fark etmiyor. Hamza Hocam'ın da belirttiği gibi bu uluslararası bir savaş. Suriye'de örneğini görüyoruz. Türkiye içerisinde de farklı boyutlarla yaşanan bir süreç. Hani bunu da daha net bir şekilde ortaya koymak durumundayız ki halkımız da seçime doğru giderken bunun sadece basit bir PKK değil de Abdurrahman Hocam'ın da yazılarında belirttiği gibi kuklacı, kukla değil de kuklacıyı göstermek, görmek lazım babında. Tabii burada size hem oradan devam edersiniz. Bir de hani hukukçu kimliğiniz var ya. Evet. Türkiye'de gerçekten şu an hukuk işliyor mu? Yani dünyanın hangi ülkesinde katil Erdoğan veya o ülkenin cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı katil ilan edilir? Bu kadar rahat bir şekilde daha önceki açıklamaları göz önünde bulunursak, özgürlükten bahsedenler, çok Türkiye herhalde çok mu özgür bir ülke? Hukuk var mı? Yani biz öyle diyelim, daha doğrusu bizim açımızdan böyle diyelim. Yani bir cumhurbaşkanına çok rahat bir şekilde bir gazete katil Erdoğan diye başlık atabilir mi? Hukuka sığar mı? Veya bir partinin başkanları, eş başkanları bu kadar rahat konuşabilir mi? Şimdi birinci sorunuzdan başlayalım önce. Hamza abimin kaldığı yerden devam edelim inşallah. Bugün yaşanan olayları görebilmek için aslında Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gitmek gerekiyor. Bizler Osmanlı İmparatorluğu olarak girmiş olduğumuz Birinci Dünya Savaşı'ndan maalesef vermiş olduğumuz yaklaşık 1 milyon şehidimize rağmen, geçilmez dediğimiz Çanakkale'ye rağmen ve Çanakkale'de verdiğimiz 250 bin şehide rağmen Çanakkale geçilmiş, Anadolu bir baştan bir başa fethedilmiş, işgal edilmiş, pardon. Atatürk Boğaz'da İngiliz donanmasını gördüğünde geldikleri gibi giderler demiş idi. Geldiler ve gittiler, bu doğru ama geldiler, istedikleri her şeyi aldılar. Emperyalizme amade bir cumhuriyeti dizayn ettiler ve öyle gittiler. Tabii dizayn edilen sadece Türkiye Cumhuriyeti, misak-ı milli sınırları değildi. Biz Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı olarak girdiğimizde yaklaşık 5 milyon kilometre kare toprağın sahibi, hükümranı olarak girmiştik. Savaştan çıktığımızda 780 bin kilometre kareye rıza gösterdik ve enteresandır, zafer kazandığımıza inandırıldık. Terk etmek durumunda kaldığımız topraklarda 33 tane emperyalizme amade, yutulabilir hazır lokmalar halinde devletçikler kuruldu. Ve kurulan bu yeni dünya düzeni marifetiyle coğrafyamız, bizim dünyamız Türk-İslam coğrafyası,
yaklaşık 100 yıldır pervasızca sömürülüyor. Gönlümüzün yarısı batıya, kapitalist dünyaya, diğer yarısı Orta Asya başta olmak üzere Doğu blokuna peşkeş çekildi. Yaklaşık 100 yıldır işleyen bu sürece ilk defa itiraz edebilen bir irade iktidara geldi. Türkiye için söylenen o meşhur söz vardır. İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız. O egemen güçler, Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri, kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek yerli işbirlikçileri iktidara taşıdılar. İktidarı muhafaza edebilecek argümanları sivil toplum örgütleriyle beraber dizayn ettiler. Zaten buna güvenerek, iktidar olsanız bile dışarıdan atak yaparak muktedir olamazsınız diyorlardı. Çünkü milletin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapan liderler oldu geçmişte ama akıbetleri de malum. Milletin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapan bir Menderes olayını biz biliyoruz siyasi tarihimizde. Benzer şekilde Özal'ı biliyoruz. Benzer şekilde rahmetli Erbakan Hocam'ı biliyoruz. Yazıcıoğlu'nu biliyoruz. Hatta siyasetin, siyasi elpazenin neresinde olursanız olun, eğer milletin menfaatleri diyorsanız, Ecevit örneği de var bana göre, kendi menfaatleri doğrultusunda istediklerini alabileceklerini düşünüyorlardı Ecevit'ten. Ama istedikleri adamın cumhurbaşkanı seçilmesine Ecevit direnç gösterince onu da Başkent Üniversitesi'nde meczup deli divaneye çevirdiler. Onu da cezalandırdılar. Şimdi AK Parti iktidarına geldiğimizde işte milletin istikbali için mücadele eden, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşı sonrasında diz çöktürülmüş olan bu milleti yeniden ayağa kaldırmaya azmetmiş liderin önünü kesmeye çalışıyorlar. Önce iktidara gelmesini engellemeye çalıştılar. Ama biz iktidara gelmenin ötesinde bu memlekette hamdolsun muktedir olma yolunda ciddi mesafeler kat ettik. İktidarı kaybedenler B planı olarak bugünü de hazırlamışlardı. Teröre bağlayacağım olayı. Evet. İktidarı bir şekilde iş kazası neticesinde kaybettiklerinde dolaylı yollardan tekrar cezalandırabilmek için yedek kuvvetleri devreye sokarlar bu insanlar. Terör de bunlardan bir tanesidir. Şu anda memleketimizde patlayan bu bombalar aslında yeni bir şey değil. Bu daha önceden hazırlanmış, gerektiğinde sahnelenmek üzere senaryosu yazılmış, çalışılmış projedir bunlar. Biraz önce sorunuzda isabetli bir şekilde bahsettiniz. Kukla çok önemli değil burada. Bombayı kimin patlattığı önemli değil. İşi kimin verdiği asıl önemli olan burada. Bizim isim vermemize gerek yok. Milletimiz bu manada çok bilinçlidir, irfani geleneğe sahiptir. İşte tam da 1 Kasım seçimleri burada devreye giriyor ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burada aslında sıradan bir iktidar, hükümet seçimi yapmayacağız. Millet kendi istikbalini oylayacak burada. Diz çöktürülmüş milletin bu kaderini kabul mü edeceğiz? Yoksa yarım kalmış özgürlük mücadelemizi hedefe ulaştırmak, zafere ulaştırmak için bu milleti ayağa kaldırmak, hak ettiği barışı, huzuru, zaferi tekrar kazanmak için bu yolculuğa devam mı edeceğiz? Bunun seçimi olacaktır. Evet. Bu manada milletimiz kendi istikbalini, bu memleketin inkişafını teröre kurban vermeyecektir diye düşünüyorum ben acizane. İkinci soruya gelecek olursak, hukuk işliyor mu? Hukuk evet, malum çevrelerin lehine olmak üzere işliyor. Memleketin cumhurbaşkanına en ağır ifadelerle hakaret edebilme özgürlüğü var bu memlekette. Devletin mercilerini hiçe sayma imkanı var. Silahı istediği gibi patlatma, terör eylemlerini istedikleri gibi gerçekleştirme özgürlükleri var. Ama bu da çok sürmeyecek inşallah. Biz 1 Kasım seçimleri sonrasında güçlü bir iktidarı tekrar Türkiye'de iş başına getirirsek, milletin özgürlük mücadelesi bu manada devam edecek. Egemen güçlerin taşeronluğunu üstlenen bu terör örgütleri, hukuku hiçe sayan bu eşkıyalar, şehir eşkıyaları hak ettikleri cezaya çarptırılacak. İnşallah. Bu manada inşallah yargıda da köklü bir reforma ihtiyacımız var. Onun sinyali seçim beyanamesinde verildi sanıyorum, evet. Öyle değil mi hocam?
Orada yeni bir YSK, hakimlerle savcıların ayrışmasından bahsetmişti. Anayasa değiştikten sonra ona bağlı devleti teşkilat-ı evet. esasi yasasının bütün kurumsal altyapısının ona dayalı olarak yasalar, yasalara dayalı yönetmelikler, yönetmeliklere dayalı genelgelerin değişmesi gerek. Zaten birileri bu değişime fren olmak için bu çabaların yani içine giriyor. Seni başkan yaptırmayacağız sözü Türkiye'nin yeni bir sisteme geçişini önlemek. Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemiyle kararlar çok daha hızlı alınabiliyor. Oysa şimdi siz bir cephede belli şeyler yapmak isterken başkaları bürokratik yollarla ya da yargı yoluyla ya da piyasayı manipüle ederek o süreci engelleyebiliyor. Süreci yavaşlatmak, önce değişimi durdurmak, değişimin gerçekleşmesini engellemek. İkincisi de değişim gerçekleştikten sonra süreci yavaşlatmak. Çünkü Türkiye geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ekonomik alanda çok hızlı değişimler yaşadı. Tabii toplumu da bu sürecin dışına çekmek, sivil hareketlerin bu işin lokomotifi olması, talepleriyle ve sürece etkin katılımıyla. Onun için sivil toplumun da ele geçirilmesi söz konusu. Sadece iktidarın değil, sivil toplumun. Aynı şekilde medyanın çok ciddi bir şekilde. Sermaye çevreleri, maalesef çok kötü gidiyor sermaye çevreleri. Para kazanmayı öğrendiler ama paralarını nasıl harcayacaklarını, nerede harcayacaklarını bilmiyorlar. Ve sivil toplumla yakınlaşma konusunda çok istekli değiller. Yani sivil toplumla işbirliği yapmıyorlar. Yani bizim burjuvamız olmayacak, havasımız olacak ama bizimkiler hala avam, hala köylü, parasının üzerine kuluçka tavuğu gibi yatıyor. Yani Rabia'ya ne kadar destek veriyorsunuz? İşte biraz vicdani refleksler var, tabii dini vergiler var, İHA'da falan Allah razı olsun yani o konuda çaba gösterenler var. Ama bir Rabia hareketinde ya da belli mücadele veren sivil toplum örgütlerine etkin katılım konusunda ne dergilerini okuyorlar ne o kurumlara fiilen katılıyorlar ne de maddi destek oluyorlar. Yani bütün bu çalışmada, yani Japonya'ya giderken Cumhurbaşkanı'nın peşine takılıp gitmek yetmiyor. Cumhurbaşkanı oraya gelmeden önce siz gidip bir hafta çalışıyor musunuz? Sonra Cumhurbaşkanı döndükten sonra atlıyor uçağa geliyor. Orada kalıyor musunuz? Bir hafta daha arkasını toplamak için. Ondan sonra projelerinizi, raporlarınızı, kaç sivil toplum örgütü bu maksatla gitti? Kaç iş adamı bu maksatla gitti? Hepsi oradan iş alabilir miyiz? Bundan ibaret değil. Yani eğer siz bu demin bir anlattığım misyonun bir aktörü olacaksanız, bakın meydanı boş bırakmazlar, siyaset boşluk kabul etmez. PKK boş durmuyor, PYD boş durmuyor. 30 ton havadan PYD'ye silah indirildi. Bunlar iki gün sonra PKK'ya geçecek. Türkiye'yi çekerseniz yarın ne Barzani kalır bu bölgede, ne PYD ne PKK kalır. Ya İsrail'in piyonu olursunuz, uluslararası sistemin, MI5'in, CIA'in ya da Rus istihbaratının tetikçisi haline getirirler sizi. Ya da itiraz ediyorsanız bir şekilde başınıza bir işler gelir. Türkiye bu bölgedeki bugünkü iktidarın muhalifleri için bile aslında bir var olma sorunu haline geldi ama bunun farkında değiller. Abdülhamit örneğine çok iyi bakmak gerek. Abdülhamid'e o gün karşı çıkanlar Devlet-i Ali Osmani yıkıldığında o enkazın altında ilk kalanlar oldu. Her devrim önce kendi evladını yer derler ya. Bugün demokrasi, özgürlük şarkılarıyla ki onlar biz ıslah edicileriz diyorlar. Gerçekte ise asıl bozguncular onlar. Avuyu altın tas işe sunarlar. Baldo'nun suç ortağı. Bugün paralel yapıda. İran ve Irak'taki, Suriye'deki olaylarda PKK-PYD'de aynı şekilde bu enkazın altında kalabilirler. İsrail, Suriye, Mısır bu oyunun içinde bakın bunu görelim. Bu İsrail'in oryante ettiği, kendi güvenliğini garantiye almak için Mısır ve Suriye faktörünün içinde var. ABD, Rusya, Amerika, Çin bu bölgede var olmak istiyorlar. Yani Rusya Esed'e aşkından orada değil. Bayrak gösteriyor. Koalisyonda ben niye yokum diyor. Suriye'yi paylaşırken ben niye masada değilim diyor. Ve bu anlamda artık komünizm çöktü ama sosyal komünizm ya da işte sosyal kapitalizm de diyebilirsiniz. Yani sosyal demokrat diye başladı bu iş de.
MHP ile CHP'yi Ergenekon kardeşliğinde buluşturan anlayışın uluslararası sistemdeki karşılığı işte Rusya ile Batı arasında rekabet içindeki işbirliğidir. Biz bu rekabeti anlamıyoruz. Rekabet içinde işbirliği yapıyorlar. Yani Rusya'nın oradaki sıkıntısı masada ben niye yokum sıkıntısı. Tartus'taki üssünü garantiye kavuşturma sıkıntısı. Ama bu konularda şu anda Türkiye one man show tek başına. Diğer ülkeler hem halkları da hatta akıllı yöneticileri de Türkiye'nin güçlenmesini istiyor ama hiç kimse Türkiye'nin yanında durmaya cesaret edemiyor. Uluslararası sistem İran'ı bu Safevi Şiasını getiriyor. Bir Sünni Şii çatışması çıkartarak aynı zamanda Türkiye'nin karşısına dikebiliyor. Uluslararası sistem Müslüman bloktan birilerini ya işte feodal yapıları, iktidarlarını garantiye alma sözü vererek ya da başka hesaplarla kendi yanlarına alabiliyorlar. Yani bu seçim bu açıdan uluslararası sistemin bölge ve Türkiye üzerindeki hesaplarını boşa çıkartmak açısından da çok büyük önem taşıyor. Aslında herkesin bunu görüp sandığa gitmesi gerekiyor. Ve herkesin Türkiye'de istikrarı siyasi bakımdan bir takım riskleri en aza indirmek için oy kullanırken bu noktada çok dikkat etmesi gerekiyor. Bakın bu yeşil tehlike meselesi durup dururken İslamofobya ya da ılımlı İslam tartışmaları durup dururken icat olmadı. Bu paralel yapıda aslında uluslararası sistemin ki ılımlı İslam tartışmasını başlatanlarla İslamofobyayı başlatanlar aynı çevreler. O kötü diyor, işte IŞİD'i kötü örnek olarak gösteriyor. Arkasında aynı güç var. Ilımlı İslam'da içi boşaltılmış bir İslam'ı. O kötü, bak iyi olan bu diyor. Ona sopa, buna havuç veriyor. Ve böylece bir yandan Amerika'ya, Avrupa'ya, Amerika'nın bütününü kastetmeyelim. Onların içerisindeki bu uluslararası sistemin ajanlarına, kafa tutanlara karşı örtülü bir savaş devam ediyor. Bu sadece AK Parti'ye karşı bir savaş da değil, onu da görelim. Yani bu işin siyaseti de olacak, medyası. Medya, mafya, sermaye, siyaset, bürokrasi, STK hepsi bu işin içinde. Ve bu işin içinde dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bir ayet var, şeytan sizi Allah'la aldatmasın diye. Bu işin içinde şeyh de var, fahişe de var, bunu da görelim. Yani sureti halktan gözüken melek suratlı şeytanlar aramızda dolaşıyorlar. Ve bu seçim bu açıdan bana kalırsa yön gösterici, yol gösterici olacak. Ve bu süreçte yaşananlar da son derece öğretici ve açıklayıcı. Eğer bunlardan doğru sonuçlar çıkartabilirsek, her geceden sonra bir sabah vardır. Evet, gecenin sabah en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Ve kesinlikle şunu da ifade etmek istiyorum. Tereddüt göstermeyeceğiz. Umutsuzluk yok. Bizi gören, duyan, bilen bir Allah var ve o hüküm sahibidir. Bize hayır gibi gelen şeylerde, şer şer gibi gelen şeylerde hayır murat etmiş olabilir. Biz şunu soralım, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Ve şunu bilelim, Allah cahil ve zalim bir topluluğa hidayet nasip etmeyecektir. O zaman biz cahillik yapmayalım. Zulümden uzak duralım ve zalimlerin merhametini talep etmeyelim. Onlar cehennemin yedi kat dibine inmek için o zulme devam edecekler. Ama biz celladımızdan daha akıllı olmamız lazım. Celladımızı alkışlamamamız gerekir. Bu noktada da aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Uyanık olacağız hocam. Bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir aramız olacak. Reklam aramız. Sonrasında tekrar buradayız. Siyasetin nabzını tutmaya devam edeceğiz bu ekranlarda. Siyasetin nabzı kaldığı yerden devam ediyor kısa bir reklam arasından sonra. Evet, Hamza Hocam'a yönelim isterseniz hocam şimdi. Tabii. Hamza Hocam, sivil toplumun içindesiniz. Sizi Saraçhane'de sık sık görüyoruz. Refleks veriyorsunuz her daim. Bu manada aslında işin bu boyutundaki sivil toplumdan da bahsetti Abdurrahman Hocam. Siz sivil toplumu genel manada nasıl görüyorsunuz? Sivil toplum yeterince çalıştı mı Türkiye'de? Çalışıyor mu? Var olan olayları insanlarımıza anlatabilme konusunda
yeterli çalışmayı yaptı mı? Sivil toplum ne kadar sivil? Bir de yani, o var. Belki de işin o boyutu. Çünkü hani geçen hafta da konuşmuştuk hocam. Emekliye 100 lira aylı. Yani 100 lira arttırım. Emekli 100 lira bekliyor. İşte öğrenci başka bir şey bekliyor. Herkesin bir maddi beklentisi var. Bunları aşabilmek için tabii ki sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi gerekiyor. Hani var olan tüm bu anlattıklarımız bambaşka meseleler. Bunları görebilmesi için sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi gerekiyor. Bu bağlamda siz nasıl görüyorsunuz? Sizin çalışmalarınız neydi? İşte bölgeyle alakalı özel olarak. Mesela şunu anlatabildik mi biz yeterince sivil toplum olarak? Bir Kürt partisi Kemalist sistem tarafından ezilen, sömürülen bir Kürt partisi kendisine bütün haklarını iade eden, ona sevgi ve muhabbetle bakan birine seni başkan yaptırmayacağız diyebildi mi? Hani nasıl diyebilir? Nasıl dedi, evet. Diyebilir daha doğrusu. Şimdi yani kavramsal bir boyutu açtınız. Yani şimdi 100 lira abi mesele işte, değil bu. Emekliye 100 lira. İşarette bulundu ama kısaca şunu söyleyeyim. Yani biz nimeti kaybetmiş bir ümmetin yetimleriyiz. Ve kurucu irade bizi ümmetten kopartıp seküler, batı tipi, ulus bir topluma dönüştürürken demişti ki, ümmetten bir millet yarattık. Bu yani İslam'ın tasfiyesi veya alt kimliğe indirgemesi ama batılı paradigma düzeyinde ulusçuluğun, seküler değerlerin üst perine çıkartılması. Bizim Müslüman olarak yeniden fıtratla, yeniden adaletle, yeniden vahiyle buluşma çabalarımızın kavramlarını en başta temel kitabımız Kur'an belirler. Ve Kur'an bazında da baktığımızda bizi kuşatan zulüm, haksızlık, sömürü, şirk, her tip cahiliyeye karşı sünnetullah çerçevesinde alttan gelen bir, yani ilk defa insanın ikna olması, ikna olan insanların bir şühedalık, bir öncülük yapması ve toplumun uyarılması alttan gelen bir akım doğrultusunda faaliyet göstermemiz lazım. Bu sivil toplum değildir. Sivil toplum ve sedeka, batılı paradigma içinde halkla devleti buluşturmak için ortaya çıkmış bir teorinin ifadelerdir. Ve maalesef kimliğimiz, kişiliğimiz kuşatıldığı gibi kelimelerimiz ve kavramlarımız da kuşatıldı. Yani özgün olanı üretemiyoruz. Biz batılı kavramlara, sedeka falan diyoruz. Yani sedeka biz demiyoruz yaptığımız işlere, sivil toplum örgütü demiyoruz. Biz İslami kuruluş diyoruz yaptığımız şeylere. Sistem içi bir araç, zorluyoruz. Bu bizim hakkımız, ifade, yaşama, efendim özgürlüğümüz var ve sistem içi bir aracı kullanıyoruz. Kendi kimliğimizde, kişiliğimizde, ilkelerimizde müdahale yapmadan, yani karşıda yağ çekmeden hakkın, hakikatin sesi olmaya çalışıyoruz. Yani Müslümanlar bir bilinçlenme sürecinde her birimizin de gelmek durumunda kaldığı yer budur. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda ifade ettiğiniz kalıbı da ben müsaadenizle eleştireyim. Yani bir Kürt partisi değil. Çünkü Kürtlerin, Kürt denilen insanların ana akımı, ümmet coğrafyasındaki halkların ana akımı Müslümandır. Kürt ne kadar Kürt? Ya da yani, Türk dediğin ne ya kadar? Kürt şey Müslümanlar ama şöyle bir manipülasyon yapılıyor. Ha. Yani onun için ben ifade ettim. Yani ben espri olarak takılıyorum. Tabii yani mesele anlaşılsın. Yani burada Kürt partisi değil. HDP Kürtçülerin partisidir. Kürt, Müslüman halkını Müslümanlıktan uzaklaştırıp, İslami aidiyetlerden uzaklaştırıp, seküler batının hoşlanacağı, aynı Mustafa Kemal'in ümmeti Türk ulusuna yönelttiği gibi onları Kürt ulusuna seküler, batılı değerlere koşturan, İslami ölçülerden, fıtrattan uzaklaştıran bir akımın adıdır. Metodik bir
aslında Kemalizm'dir. O zaman yani bunu demek ki anlatamadık ki bu süreç meydana geldi. %13'lük ve bu metodik, Abdurrahman abi dediği gibi metodik bir Kemalizm olduğu için diğer beyaz Türkler, diğer bizim Kemalistler de bakın yani Gülen medyasından Doğan medyasına kadar bu akımı yerel olmak, halkın değerlerini savunmak, ümmet coğrafyasıyla yeniden barışmak isteyen Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu çizgisine karşı alabildiğini savunuyorlar ve destekliyorlar. Yani Ankara'da gerçekleşen o menfur olay, yani o suikast olayının hemen peşinde, hemen sonrasında. Şimdi fail olarak Tayyip Erdoğan'ı gösteren sloganlar sadece oradaki sosyalist Alevilerden ve Kürtçülerden gelmedi. Yani bahsettiğimiz bu Gülen ve Doğan medyasının baronlarının tetikçilerinden, yazarlarından da geldi. Tweetlerinden, hı, yazılarından, köşe yazarlarından. Yıldıray Oğur gerçekten onları çok iyi tarihe not düşelim diye de yazmış, tespit etmiş. Buna dönelim bakalım diye. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Aslında yani onların kalpleri ayrı ayrı olsa da İslam'a, yerli değerlere karşı Amerika, Çin, Almanya ne düşünüyorsa onların taşarını olmuş. Yani batılılaşmaya devşirilmiş bizim içimizdeki sermaye ve entelektüel kesim veya o STK dediğimiz formda aynı şeyi düşünüyorlar. Yani açıkça Türkiye'de yaşanan özgürleşme, yerel, bize ait olma kaygısını taşıyanlarla hayır, yabancılarla batılılaşmak, onlara benzemek, İskip'te Atıf'ın dediği gibi frenkleşmek isteyenlerin bir mücadelesi var. Bizim Allah'tan başka ve dayandığımız halktan başka bir gücümüz yok. Ama onların gücü her tip materyale sahipler. Çünkü dünyada küresel kapitalizm arkalarında. Burada yeni bir özgürleşme, yeni bir özgürlük, yeni bir alternatif olmasını istemiyorlar. Yani çok somut bir şey var mı diyeceksiniz? Hayır, abartmayalım ama somuta gidecek bir potansiyel, uyuyan bir potansiyeli kıpırdatan bir çaba var, bir enerji var. Ümmet coğrafyasının umudu olan bir çaba var. Bu çabayı, bu uyanış hamlesi nasıl Arap Baharı'nı kırmaya çalıştılarsa aynı bu şey potansiyel aslında devam ediyor, bunu kırmaya çalışıyorlar. Aynı şey. Yani ilk defa bu eksende, yani bu reel siyasetin yok anayasa ne der, efendim Kemalistler ne der, işte Avrupa ne der, yani bu tip böyle süfli, korkak, sinik yaklaşımını bırakalım. Eğer demokrasi açıklıksa, açık bir şekilde, seçik bir şekilde, kimliğimizle bu konuları açık açık tartışalım, konuşalım. Yani bunları konuşmak demek işte anayasa aykırı, tamam anayasayı değiştireceğimizi söyleyelim. Mesela FİS, Cezayir'de 1992, Abbas Medeni %56 ile %80'lik hakimiyet kurmuştu. Ama kendi kimliğini gizlemedi. İslami Çözüm diye kitap yazdı. Ben iktidara gelirsem Batılılar tarafından üretilen, onların onayıyla üretilen bu anayasayı değiştireceğim dedi. Şimdi zaten bütün çatışma da bu. Yani hani eski Türkiye, yeni Türkiye ne ifade ediyor? Biraz spekülatif şeyler ama özünde tamamen bize dayatılan Lozan Anlaşması'nın bir maddesi hukuki müdahale, hukuki denetim maddesidir. O maddeye göre şu, 5 sene içinde Türkiye'de yeni kurulan Cumhuriyet Hükümeti Osmanlı'dan devralınan tüm şer'i kanunları, mecelleyi falan iptal edecek, yerine batılı kanunları ikame edecek. 5 sene içinde de Avrupalı hukukçular gelecekler, Türkiye'yi denetleyecekler, maaşını da Türkiye Büyük Millet Meclisi verecek. Bakın, IMF şartlarından çok çok daha ağır, kimliksel bir şart. 5 seneye varmadan faşist İtalya'nın ceza kanunu Türkçe'ye çevrildi mi? İsviçre'nin medeni kanunu çevrildi mi? Almanya'nın idari kanunu çevrildi mi? Ve hala yürürlükte olan bu kanunlar mı? Kısmen bazı revizyonlar yaşasa da. Şimdi bu eski Türkiye'dir. İsviçre'nin Neuchâtel kantonunun yani bulduklarını tercüme ediyorlar ve tercüme hatalarıyla birlikte gerekçesiz olarak meclise sevk edilip müzakeresiz bir şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
tercüme hataları ile birlikte ve Nevşehir. Yani özgürlüğümüzü bu vesayet sistemini kaduk hale getirerek yanlış, mesela Türkiye'de kanun çıkmıştı. Yazılarda Kürdistan demek yasaktı. Değil mi? E şimdi rahatlıkla Kürdistan falan diyoruz. Ne yaptı? Bu yanlışı yapa yapa DGM yargına yargına kırdılar. Bu tabii bir şey. Kürdistan adını ilk defa veren, Kürt illeri ifadesini ilk defa kullanan Sultan Sencer'dir. Selçuklu'nun kurucusu. Kürdistan adını da veren bölgeye, Kürtçe konuşanların bölgesine ilk defa Kürdistan adını veren Yavuz Sultan Selim'dir. Bizden bir şey. Kültürel kimlik ya da etnik kimlik olarak da değil. Yani bu şey ulus vatan değil. Zaten bu vatan falan bunları hepsini değerlendirmemiz lazım. Yani devlet, vatan, millet, bayrak bunları kendi özgürlüğümüzde kullanacaksak kullanalım. Bunları kutsallaştıran Allah, kutsal olanı, kutlus olan Allah belirler. Oysa ulus toplumlarda bunları batılı paradigma kutsal hale getirmiştir. Bak bunları da değerlendirmemiz lazım. Yani bir özgünlük süreci yaşamamız lazım. Nasıl kuşatıldığımızı, kavramlarımızın, istikametimizin nasıl saptırıldığını, bunlara ver nasıl bir vesayet altında yerel ve dış vesayetle kuşatıldığımız açık açık söyleyip buna göre bir açılım, buna göre real politikada mesafeler almamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bu konuda açıklık, tutarlılık, ajitasyona gelmeden sakin, güvenli bir form koymak çok çok önemli. Evet, çok teşekkürler. Erol Bey, peki tam bunun üzerine yine sivil toplumla devam edelim. İktidar muktedir meselesi vardı ya. Evet. Biraz da iktidara muktedirlik verecek olan bahsettiğimiz hani arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğini biliyoruz, Ahmet Davutoğlu'nun. Hamza Hocam'ın da dediği gibi STK demeyelim de sivil toplum ya da Müslüman oluşumlar, kurumlar desteklemesi gerekmiyor muydu? Belki de muktedirliğe getirecek seviye alt tarafta hani o Müslüman oluşumların, Müslüman birleşimlerin olması belki de elini daha rahatlatacaktı. Hani hep bazen söylüyoruz, Erdoğan'ın yalnızlığından bahsediyoruz. Bir yalnız adamdan bahsediyoruz, konuşuyoruz. Orada hani az önce hocam sizin de bahsettiğiniz biraz sanki bizde biraz eziklik var gibi. Hani Müslüman kimliğimizi ortaya koyamıyoruz. Evet, biz buyuz. Yani bu şartları sığınarak kendimizi ifade etmek. Evet, demokrat, kendimizi demokrat olarak ifade etmek zorunda hissediyoruz. Evet. Yaşadığımız problemlerin aslında bir kaynağı da bu değil mi? Yani kendi elimizle yaptıklarımız aslında. Şimdi şöyle açıklayalım konuyu. Bize has bir ifade var. Tam da bahsettiğiniz konu. İktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda biz Osmanlı İmparatorluğu olarak girmiş olduğumuz savaşta vermiş olduğumuz yaklaşık 1,5 milyon şehidimize rağmen geçilmez denilen Çanakkale geçilmiş, Anadolu bir baştan bir başa işgal edilmiş, bütün İslam coğrafyası parçalanmış. Mesela Osmanlı'nın terk etmek durumunda kaldığı o coğrafyayı cetvelle, pergelle parselleyip 33 tane devlet kurdular. Başlarına da sömürge valisi gibi yöneticileri atadılar. Emperyalizme amade, yeni bir dünya düzenini dizayn ettiler, çektiler gittiler. Aslında yaşadığımız sıkıntıların temelinde bu var. Birinci emperyalist bir savaştı aslında, dünya savaşı dediğim şey. Bize tarihi de yanlış okutuyorlar. Tarihi okuturken bize Birinci Dünya Savaşı'nı bir tarafta itilaf güçleri, bir tarafta ittifak güçleri şeklinde. Sanki böyle bir tarafta işte Manchester United, öbür tarafta bilmem kim. Futbol maçına, müsabakasına çıkmışlar. Bizim için hayati ehemmiyeti olmayan, bizim istikbalimizle, istiklalimizle alakası olmayan bir kapışma, sportif bir mücadele gibi takdim ediliyor resmi tarih tarafından bize. Olay böyle değil. Osmanlı coğrafyasının, Türk-İslam coğrafyasının zenginliklerinin sömürülmesi için yola çıkılmış emperyalist bir dünya savaşıydı. Savaşın kazananı kim olursa olsun kaybedeni Müslümanlar olacaktı. Ve neticede biz vermiş olduğumuz 1,5 milyon şehidimize rağmen Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 250 bin şehidimizi sadece Çanakkale'de, 100-150 bin şehidimizi Allahu Ekber dağlarında, Sarıkamış'ta, yaklaşık 100 bin şehidimizi Yemen'de,
bir o kadar Trablusgarp'ta toplamda 1,5 milyon civarında şehit verdik. Ve geçilmez dediğimiz Çanakkale geçildi. Anadolu bir baştan bir başa işgal edildi. Ve bizim coğrafyamız cetvelle, pergelle parsellendi. Osmanlı coğrafyası üzerinde 33 tane emperyalizme amade, yutulabilir hazır lokmalar halinde devletçikler kuruldu. Başlarına da sömürge valisi gibi yöneticiler atandı. Ve coğrafyamız yaklaşık 100 yıldır, 1. Cihan Harbi'nden beridir, pervasızca yeraltı, yerüstü kaynakları sömürülmekte. İlk defa bu gidişata dur diyebilen bir lider iktidara geldi ve Davos'taki o meşhur çıkışıyla beraber birlikte bana göre mesajını verdi. One minute çekti, durun dedi. Artık bu topraklarda size ameliyat, operasyon yaptırmayacağız dedi. Aslında mücadele biraz da bunun mücadelesi. Geriye dönüp baktığımızda aslında biz yenilgiyi sadece 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesiyle beraber yaşamadık. Biz aslında işte hepimizin bildiği Osmanlı'nın gerilemesi 1683 2. Viyana kuşatması sonrasında burada rahmetle analım konuyla ilgili Aliya İzzet Begoviç'in benim okuduğumda tüylerimi diken diken eden bir anekdotu var. 90'lı yıllarda Sırp-Boşnak Savaşı devam ederken şöyle bir şey söylüyor bizim Türk heyetleri ziyaretine gittiğinde. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusu işte o Kırım birliklerinin de biraz ihanetiyle diyelim veya yanlış hareketleri neticesinde düşmek üzere olan Viyana Osmanlı zaferi ulaşmak üzereyken arkadan Haçlı birlikleri kuşatmayı kırarlar. Osmanlı çekilmek durumunda kalır. Çekildikten sonra işte yaklaşık 10 yıllık, 15 yıllık bir zaman zarfında yaklaşık Midye-Enes sınır hattına kadar, bugünkü Edirne'ye kadar çekilmek durumunda kalıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık bir çözülme. O sırada rahmetli Aliya İzzet Begoviç, Kanice komutanı, Kanice'nin Müslüman komutanı Piri Ahmet Paşa'ydı hafızam yanıltmıyorsa, ondan bahsediyor. Diyor ki, bir avuç mücahidiyle beraber aylarca direnir. Gözleri ufukta, ümmetin Türk evlatlarından gelecek yardımı beklemekte. Aylarca direndikten sonra bitap düşer ve bütün askerleriyle beraber şehit olur diyor. 1680'li yıllar bu hikaye. Bosna cihadının devam ettiği yıllarda, 1990'larda rahmetli Aliya bu olayı anlatıyor. Aradan yaklaşık 300 yıl geçmiştir ve biz diyor, aradan geçen 300 yıla rağmen hala ümmetin Türk evlatlarından gelecek yardımı beklemekteyiz biz diyor. Şimdi aslında Türkiye'de yürütülen bu mücadele bizim misak-ı milli sınırlarımızı aşan bir mücadeledir. Bir yerden bu kuşatmayı yarmamız lazım. Bunun şerefine biz sahip olmak istiyoruz. Bütün mesele bu. Tayyip Erdoğan çıkmış olduğu bu yolculukta iktidar olmanın ötesinde muktedirlik yolunda ciddi mesafeler kat etti ama mücadele devam ediyor şu anda. Bizim dünyamıza, Türk İslam coğrafyasına kastedenler vatanımızı bir baştan bir başa işgal edip yutulabilir hazır lokmalar haline dönüştüren bu insanlar şu anda bu iktidarı, ümmetin özgürlük mücadelesini veren, sadece Türkiye değil aslında bu manada. Çünkü bizler bu topraklarda hedefe ulaştığımız zaman biz inanıyoruz ki zaferimiz sadece misak-ı milli sınırları içerisinde kalmayacak. Ümmetin dirilişi için gayret sarf edecek bu iktidar. Biz öyle bakıyoruz. Onun için de sonuna kadar destek veriyoruz. Armudun sapı, üzümün çöpü demeden, evet. Ufak tefek hatalara bakmadan bu yolculuğun zafere ulaşması lazım. Bunu yaparken de müsaadenizle son bir cümle söyleyeceğim. Evet. Bu coğrafyamızda 1. Dünya Savaşı sonrasındaki savaşın galipleri, dünyanın egemenleri tarafından bütün coğrafyamızda olduğu gibi emperyalizme amade bir düzen, bir efendim sistem kurulmuş durumda. Yeni bir durumdan bahsediyorsak o zaman liderimizin kurucu liderlere has özellikleri, yetkileri kullanması lazım. Biraz önce mesela hukuktan bahsettiniz. Mevcut hukuk sistemi içerisinde kalmak şartıyla bu gidişatı bertaraf etmeniz mümkün değil. Ben bir vatandaş olarak bunu teklif ediyorum. Tartışılmasını kamuoyunda
arzu ediyorum. Liderimizin kurucu lider yetkilerini kullanması lazım. Bu seçimler bu açıdan da çok önemli olacak. Liderimize bu yetkileri verebilmek için. Eyvallah. Peki Abdurrahman Hocam, şimdi seçim sonuçları artık olumlu veya olumsuz, ne diyelim, yani girişte de bahsettiğiniz gibi belki tek başına AK Parti hani emekliye de biraz zam verdi, gençlere de bedava internet vesaire, bunun karşılığında hani insanların baktığı pencereye de biraz yöneldi. Tüm bu var olan 100 yıllık hesaplaşmayı da göz önünde bulundurdu. 1 Kasım'da ya koalisyon çıktı ya da ne diyelim, tek başına tekrar iktidarı aldı. Sonrasında bu bölgeye nasıl yansıyacak, dünyaya nasıl yansıyacak? Biraz da hani seçim sonrasına gidelim. Aslında yani AK Parti doğuran şartlar ya da bugünkü Türkiye'nin gerçekleri sadece kendi topraklarındaki dinamikten kaynaklanmıyor. Bu tarihin akışı içerisinde 100 yıllık bir trendin sonuna geldik. Birinci Dünya Savaşı sonunda oluşturulan kavram ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklamak mümkün değil. Yani 19. yüzyıl sonunda oluşan faşizmin, kapitalizmin, komünizmin. Bu bir inkara dayalı ideolojiyi dayattı bize. Siyasi bir coğrafya ürettiler. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. O milyonlarca insan öldü bunların her birinde. Yani 25 milyonun üstünde insan, bir katliam yaşandı. Ve 1950'lerden sonra bir soğuk savaş dönemine girdik. 1990'larda soğuk savaş bitti ama bu coğrafyadaki o soğuk savaş bitti. Ruanda'da 1 milyon insan 3 ayda öldürüldü. 2 milyon insan sakat kaldı. 3 milyon insan ülkesini terk etti. Ruanda'nın 3'te 2'si mahvoldu. Yani bakın hala bu kan Afganistan'da devam ediyor, Afrika'nın başka bölgelerinde devam ediyor ya da Kırım'da devam ediyor. Süreç durmayacak. Türkiye'yi bu sürecin dışında tutamazsınız. Dünyanın başına bela olur bu bölgedeki olaylar. Aslında bunların hepsi Türkiye'yi teslim almak istiyorlar. Yani Türkiye'yi ezmek, yok etmek değil, yeniden kontrol edilebilir. Hayır demeyen bir Türkiye, one minute demeyen, dünya beşten büyüktür demeyen bir Türkiye istiyorlar. Asıl kavga bu. Türkiye'yi kim yanına alırsa bu dünya dengesinde güç merkezi olacak. Türkiye'nin temsil ettiği bu İslami kimlik, Kürt'ü de, Türk'ü de, Hristiyan'ı da bunu görmesi gerekiyor. Sağcısı da, solcusu da bunu görmesi gerekiyor. Bize yüklenen, tarihin yüklediği bir misyon var. Bu insanların bir iddiaları var. Bir iman var. AK Parti de bu şemsiyenin altında bir kimlik kazanıyor. AK Parti diyorlar ki, halkın sana verdiği oya ihanet et. Kendi inancına, tarihine ihanet et. Bizim yanımıza gel. Asıl çatışma bu. Bunu görelim. Terörün arkasında da bu var. IŞİD'in arkasında da bu var. Paralel yapının arkasında da bu var. İsrail'in varlık ve güvenliğini koruyacaksın kardeşim. Batı değerler sistemine muhalefet etmeyeceksin. Tom amca olacaksın diyor. Amerika ve NATO'nun askeri ve stratejik hedefleri içinde kendine bir yer belirleyeceksin. O zaman cici çocuk olursun. Bugünkü AK Parti bunun dışında bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyor. Kapitalizme karşı, faşizme karşı, komünizme karşı. Bugün gelinen noktadaki asıl kriz Türkiye'nin krizi değil, kapitalizmin krizidir. Bunu görelim. Peki bunu kontrol edemezlerse ne olur? Onların Hristiyan bilinçaltı Armageddon'u üretiyor. İran bu konjonktürü kendi lehine kullanabilmek için Mehdiyet iddiasıyla ortaya çıkıyor. Bir takım gruplarda bu İslam'ın yükselişini kendi radikal planlarının ideolojisine dönüştürmek istiyorlar. DAEŞ'te böyle bir yapı. Bu tarihin insanlığı getirip bıraktığı bir noktadır. AK Parti burada bana kalırsa aklı selimi, barışı temsil ediyor. Ve AK Parti bunu halka açıkça söylemesi gerekir. Emekliye 100 lira meselesi değil bu. Eğer Türkiye kendi tarihi rolüne geri dönerse, o zaman emeklimiz 100 lira değil, çok daha fazlasını kazanacak. Ama bu emeklinin kazanacağı paradan ibaret bir mesele değil.
Bu bir medeniyet meselesi, bu bir insanlık meselesi. Bu tarihin bir rövanşı. Biz Birinci Dünya Savaşı'na gelene kadar dünyada yaşayan dört büyük ırktan birini yok ettiler, Kızılderililer. Birini köleleştirdiler, Karaderililer. Birini sömürdüler, Sarı ırk. Hangi demokrasi, hangi barış? Bunlar makyaj malzemesi mi? Bunlar çıkarları söz konusu olduğunda Sisi'ye barış, Nobel Barış Ödülü verdikleri Baradey'i danışman yaptılar. Sonra da sosyal demokrat, halkçı değil mi Tony Blair'i danışman yaptılar. Bunların hepsi sadece bir aldatmacı. Avu'yu altın tahta sıçrı sunarlar. Baldao'nun suç orta. Bu seçimde oylanan sadece AK Parti değil. Sadece Türkiye değil. Sadece İslam dünyası değil. Ki zaten biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak evrensel bir misyona sahibiz. Bölgemiz ve dünyanın geleceğine ilişkin bir oylama. Onun için herkesin bu oylamayı yaparken çok daha akıllı, dürüst, bilgili, cesur bir karar vermesi gerekiyor. Ve yaşadığımız süreç çok pahalı ve trajik olmakla birlikte bazı gerçekleri düşünmemiz ve anlamamız için de bir fırsat olarak görülebilir diye düşünüyorum. Evet, o zaman şimdi yine bir reklam arası verelim. Sonrasında devam edelim. Sevgili izleyiciler, Siyasetin Nabzı çok kısa bir reklam arası daha verecek. Sonrasında yine sizi burada bekliyoruz. Siyasetin Nabzı kaldığı yerden devam ediyor. Hamza Türkmen'le devam edeceğiz. Hamza abi, siz ne düşünüyorsunuz? Velev ki AK Parti 1 Kasım'da seçimlerden başarıyla çıktı. Sonrasında bölgenin üstesinden gelebilecek mi? Yani birbirine zıt kutuplar gibi görünen Rusya ve Amerika ama Suriye'de bölüşerek bombalama operasyonları yapıyorlar. Daha bir sürü oyun var, bir sürü mesele var ve bunların üstesinden AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde üstesinden gelip var olan, oluşturulan bu tabloyu, Mısır'da oluşturulan, Arabistan'da, Yemen'de oluşturulan bu tabloyu değiştirecek güce sahip mi? O vizyona sahip mi? Yeni oluşturulan bir kadro var. Tekrar bir eskiye dönüş oldu. Yeni bir aşkla deniyor. O aşk bunu başarabilir mi? Siz onu görüyor musunuz? Şimdi Abdurrahman abinin dediği gibi Mısır'da açık seçik tanklarla, uçaklarla, sniperlarla yapılan bir darbe vardı. Büyük Orta Doğu Projesi bölgeye demokrasiyi getirecekti. İnsan haklarını, kadın haklarını getirecekti. Ama burada darbe yapıldı. Demokrasiye karşı, kadın haklarına karşı, yani şeffaflaşmaya karşı bir darbe yapıldı, açık fiili. Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Çin buna darbe demedi. Ve maalesef bizim içimizden devşirdikleri veya paralelleştikleri Suudi Arabistan arkasındaydı demedi, İran darbe demedi. Sadece bu olay karşısında Türkiye'nin dik duruşu vardı. Hakkı hakikati ifade darbe dedi. Stratejik müttefiki Katar darbe dedi ve etkilediği Afrika Birliği darbe dedi. Bu kadar. Yani böyle bir tablo. Şimdi Türkiye içeride de yani vesayet sistemine karşı çıkan AK Parti gündemimize geldi. Yani bizim AK Parti'ye ilgimiz, biz yitirdiğimizi, adaleti, tevhidi arayan Müslümanlarız. Bu konuda vesayetten kurtulmaya çalışan akım tabii ki bizim akımımızdır. Yani bize ön açan bir akımdır. İlgimiz bu. Ama bu akım da verili siyaset içinde kurulmuş. Ve bileşenleri var AK Parti'nin. Zaafları var, eksikleri var. Onu da biliyoruz. Ve elde ettiği 2002'den bu yana yükselen başarısı, ki İslam dünyasında da ümit oldu bu. Yani gerçekten adaletten yana olan insanlar açısından, Türkiye halkı açısından ümit oldu. Ama maalesef bunun aktörleri gittikçe kendilerini daha fazla halkla, halkın realitesi ve coğrafyamızın realitesi ve düşünsel birikimle bütünleştireceğine, yani bir şımarıklık, bir kibirlik halde söz konusu oldu.
Ki bunun neticesi zaten AK Parti kendi iç değerlendirmelerini de dışarı sızıyor bu. Kendi yani 7 Haziran seçimini için kaybettik sorusunun da karşılığı ifade ettiğim kalıp cümleler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi seçime gitme kararı 2 ay evvel yani 1 Kasım'dan işte 1 ay evvel 2 ay evvel alındı. Şimdi 2 ay içinde AK Parti bu senelerden beri birike birike gelen bu yanlışları nasıl düzeltebilir? Çok kolay değil. Ama kısmi bir takım tedbirler alındı. Gene Dilipak abinin dediği gibi yani seçim programı olarak karşımıza çıkan tablo yani haklardan, adaletten, şeffaflıktan yana bir tablo değil. Daha ziyade ekonomik ağırlıklı bir kablo. Şunu vereceğiz, tamam bu zaten gecikmiş bir şeydi. Ya kardeşim yani bir köprüden geçiyorsunuz. Yani elde tam Türkiye'yi kalkındırıyorsunuz ama Türkiye'yi kalkınmak ilk defa buradaki toplumu kalkındırmakla alakalı olmalı. Toplum merkezi düşünün biraz da. Bu atlanmıştı. Yani bu olumlu bir şey ama hala yeteri kadar yani düşünsel dinamikleri yakamak, yani dünya beşten büyüktür demek çok önemli. One minute demek çok önemli ama bunun bu küresel bir muhalefet dilidir. Peki bu muhalefet dilini AK Parti kendi kitlelerine gençlik muhalefet demektir. Kendi gençlerine yedirebildi mi? İçirebildi mi? Evet. Burada bir eksiklik var. Yani benim söylediğim bir cümle vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerinin, anlattıklarının %20'sini anlamış olsa kadroları bugün çok daha ama bu yukarıdaki profesyonel kadroların zaafı evet. Aynı zamanda. Şimdi bunu dizayn etmek çok kolay değil ama böyle bir kaygı, böyle bir muhasebe sürecine girildiği görülüyor. Ben bugünkü AK Parti, kongrede belirlenen AK Parti yönetiminin de seçimlere matuf geçici bir dizayn olduğunu murat ediyorum, düşünüyorum. Yoksa bu zaten bahsettiğim zaafları taşıyan insanlar var orada. Yani bunun yenilenmesi lazım. Bu çok bu önemli bir şey. Bu söylemlerin arkasını dolduramayacak isimler evet, diyorsunuz. Evet, yani zaaflı isimler ama evet. bu köprüyü geçerken, yani dereyi geçerken evet. at değiştirilmez formatıyla uygun evet. bir şey olabilir. Ama bütün bunlara rağmen... Ama bu dereyi geçerken hadi işe yaradı ama seçimleri kazandık önümüzde değil mi? Şimdi seçimleri kazandı, sorumuzda bir de kazanamadı olayı var. Evet. Yani buraya gelecek evet. olursak, ilk defa sosyal bir mücadele yürüyor AK Parti. Yani var olan yerli sistemi adaletten, halktan, fıtrattan yana gücü yettiği oranda değiştirmeye çalışıyor. O zaman toplumsal yasaları gözetmek durumunda. Bu açıdan ben Sünnetullah çerçevesinde baktığımda tabii ki AK Parti kendini İslami bir parti olarak ifade etmemiş. Bu direkt Kur'an ayetleriyle pozisyonunu birebir örtüştürmek zaaflı olur. Ama en azından toplumsal yasal olarak bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani tamam, İslam'a düşman değil, ümmete dost, düşman değil. En azından Mümtehine suresindeki 8. ve 9. ayetler çerçevesindeki izleyenler meali açıp bakabilir en azından. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, yani AK Parti ümmetin maslahatı açısından ümmet coğrafyasına desteklenen bir hareket. Türkiye'de de fıtrata dönme, yasakları kaldırma, baskıları kaldırma açısından bir sürü İslami, insani haklar sağladı. Bir an tapıncının kaldırılması, milli güvenlik dersleri lisede böyle bir denetleme formu gibi yürütülen bu formun kaldırılması gibi. Başörtüsü serbestisinin biz bu kadar... Yani Yargıtay'a kadar bile uzanan bir serbestli boyutunu yapabilir mi diye tereddüt ediyorduk AK Parti yönetiminden. Oysa gerçekten çok insani, çok fıtri bir açılım yaptı. Ama bütün bunlara rağmen yani AK Parti kendini akidevi planda İslami olarak tanımlamıyor ve tanımlayamaz da zaten anayasal gereği. Ama buna rağmen şöyle baktığımızda Rabbimiz Bakara suresinde şunu söylüyor. Bir toplumsal dönüşüm, mücadele yürüten Müslümanlar için bunu toplumsal yasa çerçevesinde düşünmek gerekir. Sizi biraz açlık, biraz korku, mallardan,
canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Ama sabredenler, yani direnenleri müjdele diyor. Asıl olan şey bu toplumsal yasa çerçevesinde AK Parti iradesi kazanabilir, kendini yenilemek durumundadır. Kaybedebilir, bu gayet doğal, mücadelede yenilebilirsiniz de. Ama kaybetmek, Malik bin Nebi'nin dediği gibi sömürüye müsait olmak halini getiriyorsa felaket. Mağlup olabilirsiniz ama mağlubiyetten sonra yeniden kendinizi yenilemek, zaafınızı gidermek, daha tutarlı bir oluşumla dirilmek pozisyondaysanız, bu dirilmeyi bekleyen ümmet coğrafyası, Türkiye'de milyonlar var. Bunları yeniden dinamize etme imkanını, kendini yenileme imkanını da elde edebilir. Bir de bu açıdan olayı görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani şer gibi görünen evet. Sonuçtan hayır çıkabilir. Tabii bu onların bakış açısına bağlı. Yani kazansa da, kaybetse de AK Parti kendini adil bir dünya söylemine, tezine uygun ve küresel kapitalizmin yağmasına, zulmüne, haksızlığına karşı bir muhalefet dili üretir tarzda, gençlerini buna göre motive eder tarzda kendini yenilemek durumundadır. Ama şu anki tablodan şu anda, değilim şu andaki tablo, gençliğini... tablo yani... Eskisinden iyi, olması gerekenden geri. Evet. Şey evet. Gelirken öyle bir şeyler kurmuştuk. Peki, bizi Abdurrahman abi kurtardı. Kurtarmış. Tamam. Siz ne dersiniz Eren abi? Şimdi tabii bu seçimler bizim açımızdan sıradan bir seçim olmanın ötesinde. Biraz önce kaldığım yerden devam mahiyetinde. Vermiş olduğumuz o destansı mücadeleye rağmen Birinci Dünya Savaşı'nın başından Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar, 9 Eylül 1922'ye kadar yarım kalmış bir özgürlük mücadelemiz var. Diz çöktürülmüş bir milletten, memleketten bahsediyoruz. Ayağa kalkma hamlemiz var, özgürlük mücadelemiz var. Bu mücadelenin zafere ulaşması lazım. Kurtuluş mücadelemizin zaferle taçlandırılması lazım. Biz 1 Kasım seçimlerini böyle görüyoruz. Bu diğer boyutuyla bir medeniyet mücadelesidir. Bir diğer boyutuyla insanlık ve ahlak mücadelesidir. Sonucun bizim açımızdan kaybedilmesini aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Bunun için derdi ve davası olan insanların, Hamza abiye sordunuz biraz önce, sivil toplum örgütlerine bu manada, çok ciddi evet. manada iş düşüyor. Ben yeni bir kurtuluş mücadelesi olarak görüyorum bunu. Bu manada herkes kendisine yakışanı yapmalı. Siyasi bir mücadelenin ötesinde Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerine, bizim coğrafyamızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça ifade ettiği bu topraklarda operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz bir daha diyor. İşte o kesime dur denilebilmesi için, yarım kalmış özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandırılabilmesi için bu mücadeleden zaferle çıkmamız lazım. Mücadelemizi bu şekilde organize etmek lazım. Tabii bu manada mücadeleyi yönlendiren lider kadroya da büyük sorumluluklar düşüyor. Hatalar mutlaka var. Farkındayız. Çokça konuşuldu. Abdurrahman hocamız da, Hamza abimiz de, diğer üstadlarımız da bu konuda yeterince görüş beyan ettiler. Şu anda ben olumsuzlukları içinde bulunmuş olduğum süreç dolayısıyla konuşmayı doğru bulmuyorum. Vakti zamanı gelince yine içimizde bunları konuşmaya, birbirimize ayna tutmaya, hatalarımızı telafi etmek için iyi niyetli olarak bunları konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi hedefe kenetlenmemiz lazım. Yarım kalmış özgürlük mücadelemizin zaferle neticelenmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Hatta parti ayrımı yapmadan önemli bir dönemeçteyiz. Bu mücadeleden zaferle çıkmamız lazım. Eyvallah. Abdurrahman Hocam, yani hani değişmesi gereken zalimler değil, biziz meselesinde... Acaba siz nasıl görüyorsunuz şu an hani 7 Haziran öncesindeki toplumla şu anki bazı şeylerin ayırdına varmış görüyor musunuz? Biraz değişmiş gibi daha görüyor iyi, musunuz? Yani bazı gerçeklerin bu olaydan sonra ben iktidarın şu anda psikolojik bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyorum. HDP çok kötü. HDP zaten yerde sürünüyor.
CHP'de tutarlı değil. Yani Kılıçdaroğlu inandırıcı, ciddiye alınan bir lider pozisyonda değil. AK Parti'nin şansı var. Ama bu şansımızı ne kadar iyi kullanıyoruz o konuda? Yani şu önümüzdeki 1-2 hafta çok çok önemli. Ben saldırıların devam edeceğini düşünüyorum. Bunun sadece bir örgüt disiplininden ibaret olmadığını da düşünüyorum. Bunun içinde Esed de var, Mossad da var. Yani herkes var. Olmayan yok. Topyekun bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırının büyük fotoğrafı Gezi'deki, Taksim'deki fotoğraftır bana kalırsa. Oradaki DHKPC de olabilir. Ha, buna DHKPC ya da PKK ya da DAEŞ karar vermiyor. Birilerini motive edebiliyor. Zaten bunlar bindirilmiş kıta, hazır kıta bekliyorlar. Yani ve bunların hepsinin içerisinde bir takım kripto insanlar da var. Ben önümüzdeki günlerde hem noktasal hem de kurumsal saldırıların artabileceğinden endişe ediyorum. Son yani, güne kadar. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Fevri davranmamız gerekiyor. Fasıklar bize bir haber getirdiğinde hemen düşünmeden tepki vermememiz gerekiyor. Duyarlı olmamız, dikkatli olmamız ve çok dua etmemiz. Ve dua ederken kendi ellerimize baktığımız için Allah'tan istediğimiz şeyi Bismihi Teala, onun adına gerçekleştirmek için de sorumluluklarımızı kuşanmamız gerekiyor. Ben bu ellerle ne yapabilirim? Evet. Benim de bir şey yapmam lazım bu ellerle. Sorumlu olan eller Bismihi Teala, Allah adına, onun adıyla ve onun adına ben ne yapabilirim diye düşünmemiz gerekiyor. Ümit ederim gelecek günler geçen günleri aratmayacak. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir, çevirir. Bundan sonra servet ve iktidarla imtihan olacağız ama servet ve iktidar elde tutulan ateş gibidir. Onda hesaba katmak gerekir. Yakar mı? Ya az önce de bahsettiniz ya, bir işte Rabia platformundan bahsettiniz. Yeterli destek alamıyoruz, aynı zamanda işte kültür sanata iş adamlarının, sermayenin destek vermemesi o imtihanın herhalde başarısızlık göstergelerinden bir tanesi. Dikkat etmemiz lazım. Hepimize düşen görevler var ve biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Evet. Allah cahil ve zalim bir topluluğa da yardım etmeyecek. Eyvallah hocam. Hamza hocam, peki yani hani bu sermayenin, hani siz de bir dedik ya, biz, herkes sizi tanıyor zaten bu bağlamda, sivil toplum mücadeleniz diyelim, bazı farklı gruptan izleyicilerimiz vardır ola ki, ama Müslüman düşüncesiyle yönetilen kurumlarda yaptığınız çalışmalar, zihinlerin uyanışına vesile olması için yaptığınız sosyal çalışmalar diyelim bunlara. Hani bunlara sermaye ayağında hani var olan, tabii ki bu düşünce yapısındaki sermaye sahiplerinin kültür sanata vermediği destek veya bu tarz düşünce platformlarına vermediği destekler gençlerimize, hani AK Parti gençliğinden de bahsettik ya, bizim Müslüman gençliği de hani onun içine katalım. Bu bağlamda bir ne denir, Gezi'de var olan bir süreç vardı ama şimdi yeniden bu sürece çekilmeye çalışılıyor. Ve bunu çok ciddi yapıyorlar proje olarak, kültür sanat hamleleriyle. Biz mesela kültür sanat üretemiyoruz ve gençliğimizi kuşatacak hamleler yapamıyoruz. Dolayısıyla boşlukta, doğada boşluk kabul etmiyor. Gençlerimiz ister istemez yüreklerindeki o boşluğu diğer taraflarda doldurmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda şu son yaşanan olaylardaki verilen tepkiyle Gezi'deki verilen tepki arasında herhalde fark vardır, öyle değil mi? Bir uyanış gerçekleşti mi? Yani hemen diğer tarafa kayış olmadı herhalde. Hayatı durdurun çağrıları vardı. O çağrılara tabii belirli kesimler uydu, çalışma yaptılar, örneğin doktorlar vesaire, ama sanki gençlikte bir durma var mıydı? Siz onu gözlemlediniz mi? Genel halkta temaslarınız var hani yoğun. Şimdi o bağlamda. Bu konunun ben yorumdan ziyade istatistik aktarımında bulunayım. 7 Haziran seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları içindeki 18-25 yaş grubu gençlerin bu partilere verdiği oy oranı şu. MHP'de MHP birinci. %35. HDP ikinci.
%34, MHP %25, AK Parti CHP, pardon CHP %25, AK Parti %21. Bu geleceğimiz gençlik demektir. Bunun çok ciddi olarak irdelenmesi gerekirdi. Tabii ki bundan dersler çıkartıldı ama bu gençlere burs vererek, imkan vererek, ikbal sağlayarak geriye döndüremezsiniz. Gençler rüşt yaşında hayatı tanıyorlar. En saf, en temiz oldukları dönemdir. Eğer doğru ölçüler ve doğru istikamet vermediyseniz gençlere, yaşanan zulme, haksızlığa yahut da manipülatif bir takım haberler etkisinde kalabilir. Gençlik la diyor. Gençliğin muhalefet duygusunu olgunluklarınızla beraber doldurmanız gerekir. Bu konuda yani konuyu etüt etmemiz, değerlendirmemiz gerekir. Bu açıdan ama öbür tarafta şunu görüyoruz. Şimdi Erol kardeşim doğru diyor. Yani şimdi seçim arefesinde içeride bir sürü sorunlar olabilir. Ama burada biz açıkça vesayetten yana batılılaşmadan ve batılı küresel kapitalizmin buradaki taşeronluğunu yürütenlerden yana olanlarla özgürleşmek, fıtrata, adalete dönmek isteyenlerin kamplaşması var bu seçimde. Ama AK Parti temsil ediyor bu yani ümmet coğrafyasına açılmak, halkın yasaklanmış, Cumhuriyet'ten bu yana elinden alınmış haklarını gene iade etme açılımını AK Parti yapıyor. Dolayısıyla bu kamplaşma içinde AK Parti'yi destekleyelim amenna. Ama şunu da görmemiz lazım. Biz ne kadar örtersek örtelim, gerek küresel kapitalist medya, gerek Türkiye'deki baskı unsurları çok ciddi oranda AK Parti'nin yanlışlarını doğru ama veya yanlış. Çok ciddi anlamda AK Parti'nin gücünün belki 5 katı 10 katı bir etkinlikle gündeme sürüyor ve gençleri üniversitelerde, kafelerde kuşatıyorlar. Ve maalesef zenginleşen İslami camianın gençleri de efendim yani bir öykünme içinde yani boşluk var. Çünkü bizim 28 Şubat'tan bu yana 100 bine yakın başörtülü öğrenciyi kimliğini üniversiteden atmışlar. 30 sayı kat sayısı farklı dolayısıyla İmam Hatip okulları Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan bir öğrenci 2 yıllık bir okul yüksek okulu ancak kazanabiliyordu. Yani bizim gençlik jenerasyonumuzu 15 yıl içine bitirdiler. Gençlerle genç abiler, genç kızlarla, genç ablalar ilgilenir. Ama bunu bitirdiler, imkan bırakmadılar. Dolayısıyla 15 yıllık bir açığımız var. Bunu görerek olaya baktığımızda şimdi gençleri yeniden fıtratıyla, İslam'la buluşturmak, tanıştırmak gibi bir kaygımız olmalı. Bu kaygı ancak İslam'a düşman vesayeti yeniden ikame edecek bir gücün seçimleri kazanması halinde çok daha zorlaşacaktır. O açıdan tabii ki biz yani oy verme konusunda bir oy vermeyelim diyen çok marjinal yaklaşımlar var. Yani Müslümanlar açısından ashab-ı kehf, mağara ehli olmak tercih edilemez. Çünkü Kur'an ve tüm Resuller hayata müdahale etmek için gelmiştir. Lehimizde veya aleyhimizde olan şeylere bakarız. Rum suresindeki Sasani'ye karşı Rum'u tutan Resul ve sahabesi bile bize daha az kötü, daha çok kötü ayrımı yaptırıyor. Evet, AK Parti'de zaaflar olabilir. Ama AK Parti'nin bu zaaflarla beraber yaptığı şey halkın ve ümmetin önünü açmaktır. Zaten onun için kuşatılıyor. Onun için gezi olayı var, onun için efendim katliamlar oluyor, onun için köprüye karşılar, 3. havaalanına karşılar, efendim Kürt illerinde yapılan hizmete, yatırımlara, barajlara bomba onun için konuyor. Yani burada özgün bir gelişmenin olmasını istemiyorlar. Onun için de bizim dilimiz öyle bir kalıp vardı. Yetmez ama evet gibi. Evet. Yani o dili bence ön plana çıkartırsak bu azılı, şedid
mürcifun deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani spekülasyon çıkartan, milleti birbirine düşüren bu şer odaklarına karşı gençleri daha fazla ikna etmek, daha fazla mutedil noktaya davet etmek imkanına sahip olabiliriz. Yetmez ama evet, aynı zamanda evet dediğimiz şeyin öz eleştirisini içinde barındırır. Bu adalet, bu esneklik, bu açıklık içinde olursak daha fazla güven, daha fazla ikna ön plana çıkar. Bu dili mutlaka bu arefede en azından AK Partili siyasiler gözetmelidir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada süremizin sonuna geldik. Size de bu vesileyle teşekkür etmiş olalım yayınımıza katıldığınız için. Son bir dakikalık bir söz vereyim size. Eyvallah, müsaade. Seçimler tekrar sohbetimizin başında etki alanından bahsettiniz. Etki alanı misakın milli sınırlarını aşabilecek. Adeta hak-batıl mücadelesi gibi. Ezen ve ezilenlerin mücadelesidir bu. Bütün sivil toplum örgütlerini, parti zaten üzerine düşeni yapıyor. Burada ben halkımızın Kurtuluş Savaşı'nda seferberliğe icabet eden, varıyla yokuyla mücadeleye destek veren insanımızın aynı bilinçle yarım kalmış bu özgürlük mücadelemizi zaferle taçlandırmak üzere akın akın sandığa gidip oyunu milletin özgürlüğünden yana kullanacağını düşünüyorum. İnsanımız irfani gelenekten besleniyor. Doğru kararı verecektir. Seçimlerin inşallah vatanımız, milletimiz ve özellikle İslam ümmeti açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eyvallah, eyvallah. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler. Hocam, program için size de son söz diyelim. Aslında seçim bizim bütün hayatımızı kaplayan bir şeydir. Sadece sandık kurulup orada kullandığımız değil, hep hak ve batıl, helal ve haram. İyiler içinde en iyi, kötüler içerisinde en az kötü, fakat en az kötüyü seçtiğinizde onu değiştirme iradesi, onun yerine hakkı ikame etme noktasında sorumluluk üstlenen bir akla sahip olmamız gerekiyor. Eğer sandıktan söz ediyorsak da tek sandık burası değil. Mühendisler Odası'nda bizim mühendislerimiz bu mücadeleyi veriyor mu? Tabipler Odası'nda neredeler? Ticaret Odası'nda olmak sadece yetmiyor. Orada işportacılar falan da katıldığı için belki biraz öndeyiz ama sanıyorum hayatın bütün alanlarında devam eden seçimlere aktif olarak katılıp ilahi kelimetullah için sorumluluklarımızı kuşanmamız gerekiyor. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel hayatın bütününde. Eyvallah. Çok teşekkürler hocam. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bir siyasetin nabzı programı burada sona eriyor. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.